Mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ha? Ne? Aa, ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Ha. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen app'i indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarımöcüğün bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarımöcüğün sütüyle yoğurdun ne ilgisi var Nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır Nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur Nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir bebeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sağdım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız Nene? Ne yapıyorsun Nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarımöcüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret Pepe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez Pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet Nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu Nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında bebeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın.
yapacaksın? Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet Pepeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne nene? Maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila, işte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatlerinizi işaretlersiniz. Hadi. Tamam nene. Hayır, oyun kağıdınızı da alın. Alın, alın. Efendim Pepe. Nenemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepe yoğurdu çok seviyor. Pepe yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt. Çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu, haberiniz olsun. Yaşasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 saatimiz vardı, 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Tamam hadi. Yaşasın. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu, haberiniz olsun. Yaşasın, mayalama vakti mi geldi yani? 1, 2, 3, 4 Evet, 4 saat gitti, 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepe, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet, aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet, inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet, ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım, öyle. Ay, çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım, hadi. Hadi misket oynayalım. Yaşasın. Ha 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 ha
hemen. Ay! Olmuş mu, olmuş mu? Aa! Ne oldu nene? Olmamış mı yoksa? Şaka yaptım, çok güzel olmuş. Kalıp hemen yemek istiyorum. Ben de, ben de. Harika olmuş. Ay durun, yavaş yiyin çocuk. Ay boğulacaksınız. Ay merhaba Pisi. Merhaba çocuğum. Bezelye mi ayıklıyorsun sen? Evet çocuğum. Nereden geldi aklına? Somuncu baba için ayıklıyorum. Pazarı götürüp satacakmış bezelyeleri. Ama o kadar işi varmış ki yetiştiremezmiş. Ben de yardım etmek istedim. Aferin sana Pisi. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim çocuğum. Seninle konuşurken bitti bile. Harika. Şimdi hemen bunları somuncu babaya götüreyim çocuğum. Görüşürüz. İyi misin? Ayağın acıdı mı? Biraz ama bezelyeleri düşürmüş olmak beni daha çok üzdü. Üzülme canım. İsteyerek olmadı ki. Hem senin iyi olman daha önemli. İyi misin? Nereden çıktı bu bilyeler? Bunlar bilye değil canım, bezelye. Bezelye de nedir? Bezelye çok lezzetli bir sebzedir Pan. Kalbimizi, damarlarımızı korur. Kansızlığı öner. Karaciğerimize çok iyi bakar. Yani sahibi best faydası. Madem bu kadar faydalı, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Bezelye. Hayatıma hoş geldin bezelye. Şu dağılan bezelyeleri toplayalım. Sahipisi, sen bu kadar bezelyeyle ne yapıyordun? Somuncu babayı götürüyordum. Ayağım taşı takılınca hepsi döküldü. Ay canım, dur sana yardım edeyim hemen. Bezelye var burada. Merhaba kara karga. Yemeğin kokusunu aldın yine. Evet, hadi yiyelim. Dur. Onlar neden? Bizim değil. Somuncu babaya götürecek Pisi. Verin de ben götüreyim. Yok, sen somuncu babaya götürene kadar bezelye kalmaz. Çok kötüsünüz ama. Tamam götür hadi. Pisi, senden bir konuda yardım etmek için geldim. Tabii Pan, ne oldu? Konu Pin. Ne olmuş Pin'e? Aslında ben kardeşimi üzecek bir şey yaptım. Ne yaptın Pan? Neden üzdün kardeşini? Pin bir haftalığına teyzemlere kalmaya gitti. Giderken de en sevdiği çiçeklerini bana bıraktı. Onlara iyi bakmamı istedi. Ben de söz verdim. Dur tahmin edeyim. Sen çiçeklere iyi bakmadın. Sorma. Aslında baktım. Yani baktığımı sandım. Her gün suladım. Meğer o çiçekler 3 günde bir sulanıyormuş. Bunlar çok suda kaldığı için boyunlarını büktüler. Pin geldiğinde solmuş çiçekleri görünce çok üzüldü. Ah Pan, keşke kardeşine sorsaydın. Bazı çiçekler çok sulanmak ister, bazıları az sulanmayı sever. Tabii de çiçeklerle konuşmak gerekir. Onları sevdiğini gösterdiğinde çok sağlıklı ve mutlu olurlar. Tıpkı bizler gibi. Şimdi çiçekler için bir çözüm bulalım. Alıp onları sevsek? Tabii ki seveceğiz. Ama onların topraklarını güçlendirecek bir şey bulmalıyız. Ne olabilir ki? Somuncu babaya verdim bezelyeleri. Sana teşekkür etti Pisi. Bak bir de bunu gönderdi. Aa, bu harika bitki çayı. Mis gibi de kokuyor. Çayı bir kenara bırak da şu çiçek işini halledelim. Pancığım, çiçeğin ilacı işte bunun içinde. Çay çiçekleri çok iyi gelir. Topraklarını yenileyip biraz bu çaydan verip onları çok seversek bence güzeller. Harika. Ben hemen evden çiçeği getiriyorum. Tamam, o arada ben de çaydan biraz içeyim. Siz bitki uzmanları çalışırken ben de şurada şekerleme yapayım. Aklın fikrin yemekle kara kargaş. Öyle uykusuna şekerleme deniyor Pisi. Yiyecek bir şey değil yani. Aa, bilmiyordum. Senin de şekerlemen geldi bak. Kapat 2 dakika gözlerini. Aşk olsun Pan. Ne güzel şekerleme yapıyorduk şurada. Yine ödümüzü patlattın. Evet ya, bak. Ay vallahi şekerleme falan yapmıyordunuz. Bal gibi uyuyordunuz horuz horuz. Zaten öyle zamansızca gözlerini kapatıp dinlenmeye şekerleme yapmak deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Aa, öyle mi?
Bu ne güzel bir çiçek böyle. Menekşe bu çiçeklerin ismi. İsmi de güzelmiş. Karka arka şekerlemeden derin uykuya geçmiş. Uyandıracağım hemen. Dur dur, neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun. Menekşeleri o kaba sesiyle ürkütecek. Çiçekler sesten ürkmezler ki. Aa, ama sevince açıyorlar. Bu sesi duymazlar mı? İlahi Pan, alemsin valla. Her canlı gibi çiçekler sevgiyi sadece hisseder. Nasıl sen benim sevgimi hissediyorsan onlar da hissediyor. Şimdi anladım. Hadi şimdi bakın zamanı. Tamamdır. Bize yumurta ve toprak lazım. Bu çiçekler de ağzının tadını biliyor. Yumurta falan. Yumurtayı toprağa karıştırıp vereceğiz. Şimdi ıslak toprağın bir kısmını alıp onun yerine kuru toprak koyacağız. Sonra da yumurtayla karıştıracağız. Gidip toprak koyalım. Hadi. İşte toprağımız var artık. Hadi yumurta. Aa, evet. Aa. Kara karga. Daha demin horul horul uyuyordu. Ne çabuk bitiverdi burada. Tek menekşe seven pin değil canım. Hı? Vay, beni şaşırttın. Ben menekşeleri çok severim. Hadi bu yumurtayı toprağa yedirelim. İşte çok sağlıklı bir toprağımız var şimdi. Hadi menekşeleri bu topraklarla tekrar dikelim saksılarına. Hadi. Güzel çiçekler. Tatlı çiçekler. Sizi çok seviyoruz. Hadi Pan, sen de sev onları. Maviş menekşeler, güzel mor menekşeler. Elimizden geleni yaptık. Hadi artık iyileşin de biz de sevinelim. Yok yok. Bunlar daha fazla yumurta verelim diye böyle yapıyorlar bence. Bakın, bakın işte bakın. Ne demiştim? Başardık. Oo, güzellerim. Sizi çok seviyorum ben. Hemen Pin'e haber vermeliyim. Hadi götür menekşeleri kardeşine. Yardımınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat, saksıyı kıracaksın. Pin, çiçeklerimiz iyileşti. Pin. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? Evet, doğru, bezelye. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum. Ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen app'i indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir app'iniz yoksa hemen bir app'i indirin ve çocuğunuzu app'i ile tanıştırın. Hop, hop. Biliyorum ama başka topum yok. Sen ağlama, üzülürüm ben. İyisi mi ben sana bir top bulayım? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Bak ben de ağlarım şimdi. Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi Pan, şimdi de gidiyorum. O zaman ben de gülerim. Niye ağlıyordun pisi? Topum patladı. Buna mı üzüldün pisiciğim? Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var, getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar görebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Kara karga getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır, hayır. Aslında top kara karganın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? Ay canım kara karga. Canı acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topumun patlamasından
Onun canın acıdı mı diye sormadım bile. Dur sıkma canını hemen. Nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde kara kargayı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. Kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeyi. Doğru. Yemek yapmak çok zamanımızı alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara kargayla paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Pisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. Topunu patlattığım için çok üzgünüm Pisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın? Gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagam alışık zaten bu durumlara Guak. Demiştim. Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagan alışık vermesem de olur yani. Ha? Yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Al bak. Harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslağı mı var? Fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı pisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Pilav ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir, vücudumuzun gelişmesini sağlar, kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulyeyi alayım da elinden. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatıma hoş geldin fasulye. O halde sen de fasulyeden tat, ben de topları alayım. Aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? İlahi kara karga. Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. Hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak. Bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. Tuttum. Hadi ben sende. Tuttum. Hızlı pisi. Guak guak. Yakalayamazsınız guak. Görürsün sen. Yakan top. Oh be. Kaçamadım. Hadi kara karga. Şimdi sıra bizde. Başla. Yakan top. Geç bakalım karşıma pan. Başla. Ay. Beni değil pisiyi vurman gerek kara karga. Vuramaz ki, vuramaz ki. Aa, sen de tutsaydın. At hadi. Şimdi görürsün sen. Top patladı yine Guak. Gagan'ı her işe sokmasan olmaz. Ben oyundan değil sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum. Tutuyorum. Hadi yansana pisi. Vuramadınız ki. Şimdi vuracağım seni. Guak, tam top oldun, tam oldun. Guak. Ay pan yuvarlanıp gidiyor. Pan, pan. Aman. Kafam. Dur şimdi seni tutup atacağım pan. Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Tutun beni. Pan. Kara karga durdurmalıyız panı. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bekle pan, seni kurtaracağım. Ay, başımıza kahraman kesilecek şimdi. Ama başka çarem yok. Çabuk ol. Geliyorum. Ay. Oh, pan pan, iyi misin? Gayet iyiyim. Bir de benim gagama laf edersin ha? İyi ya iyi. Sersene döndüm. Başım dönüyor. Aman aman yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. Ay. Nedir bu başıma gelenler? Of of. Şaşkın falan. Tüm toplar patladı. Pisi topsuz biz de oyunsuz kaldık. Evet.
Çok üzgünüm Pisi. Hiç üzülmek olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli, top değil. Kıskanıyorum ama. Tabii senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklamadan. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet doğru, fasulyeye, harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir fasulye çizin. O öyle güzel kalplerin.